Şirkette ciddi anlamda çok başarılı bir stajyer, intern etkisi bıraktın. Hala da 2 yıl geçmesine rağmen herkesin konuştuğu ve bildiği bir şey. Çok başarılı bir stajyer oldun. Bunu nasıl başardın? Bir de demin de dedim yani sen stajdan sonra aslında memnun kaldın bildiğim kadarıyla ama bir vize probleminden dolayı başka bir şirketin teklifini kabul etmek istedin. O dönemde bizim şirketin CEO'su birebir Kevin Gibbs, bizim derken Salesforce'un değil yanlış anlaşılmasın, Quip'in CEO'su Kevin Gibbs birebir dahil oldu. Seninle gerekirse konuşacağını söyledi. İşte ikna nasıl ikna ederiz dedi ve araya girip çok zor olan bir vize işinde de onay aldı sırf senin için. Yani bu güveni nasıl yarattın ya da bu ismi nasıl bu kadar güçlü bir marka oluşturdun kendi adına? Yani şimdi tabii öyle demeyelim, biraz utanırım yani. Yani elimden geleni yapmaya çalıştım staj esnasında. Çünkü şöyle bir şey oldu. Hani girerken bunun bilincindeydim. Sen de şey yapmıştın. Hani gerçekten mülakatımın iyi olmadığını biliyordum. İnsanların kafasında soru işareti olduğunu biliyordum. Zaten ilk birkaç haftada da böyle insanların aslında biraz yaklaşımından onu anlayabiliyorsunuz. Yani girdiğim zaman ya bu adama ben bu işi vereceğim ama bu adam bunu yapar mı yapmaz mı biraz şeydi yani. Ama işte stajın sonuna doğru çok stajyer gibi değildim. Takımın bir standart bir mühendisi gibi işte iş listesinden bir iş alıp yapıyordum kendi kafama göre ve beğenilip gidiyordu. Production'a demek istiyorum ama Türkçesi gelmedi. Çok önemli bir şey. Bunu nasıl yaptım? Açıkçası yani stajda çok fazla çalıştım. Yani şu an çalıştığımın gerçekten yani 1,5 katı falan çalışmışımdır stajda. Çünkü yani ben hatırlıyorum toplam 12 haftalık stajda en az 4 hafta falan hafta sonları falan çalıştım yani. Çünkü bazı konularda eksiklerim olduğunun da bilincindeydim. Bir de yeni bir ortama giriyorsunuz. İnsanlar sizden output bekliyor. Yani bir şeyler katmanız gerekiyor ortama ama neler döndüğünü çok fazla bilmiyorsunuz. Kod okumanız gerekiyor, doküman okumanız gerekiyor ve hepsini yapmasanız da olur belki ama ben hani çok iyi olsun, insanların yüzünü kara çıkarmayayım, beni almışlar, pişman olmasınlar, kazandığım parayı hak edeyim diye çok fazla çalıştım yani. Sonucu da böyle oldu. Tabii senin de yardımın oldu baya. Yani mentorum sendin stajım esnasında. Çok fazla iş verdin, hepsini de yapabildin. Öyle olunca da iyi bitti yani. Stajdan sonra da şöyle bir şey oldu. Şimdi bu çalışma vizesi 3 sene deneme hakkı oluyor. Ben öğrenci vizesiyle geldiğim için 3 sene Amerika'da çalışma izni veriyor öğrenci vizesi. O 3 sene içinde çalışma vizesi çıkması gerekiyor. H1B dedikleri. O çıkmazsa ülkeye dönmek zorunda kalıyorsun. Şimdi bu durumda kalmak istemedim. Daha garanti bir yol alan işte öğrenci vizesindeyken yeşil karta başvurmaktı. Bunu bana staj esnasında olacağını falan söylemişlerdi. Yani Kuyup'ten. Sonra tam teklif geldi. İşte ben stajdan ayrılacaktım. Biz bunu yapmıyoruz falan oldu. Ben de dedim ki o zaman ben bunu yapan bir yer bulmalıyım. Okey, Kuyup'te çalışmak istiyorum ama bir yandan da geleceğim yani öbür tarafta. Hani 3 sene sonra belki de tam her şeyin ortasında işlerimi oturtup kariyerimde ilerlerken mecburi olarak bir dönüş istemedim. Öyle olunca başka bir yerle görüştüm. Üniversiteden tanıdığım bir arkadaşım referans oldu. İstanbul'da kurulmuş, işte sonra San Francisco'da şey açmış, merkez açmış bir startup'tı. Sonra Microsoft'a satıldı hatta. Oradan teklif alınca işler biraz kızıştı. Bir bu tarafta görüşmeye başladım, bir bu tarafta. İki tarafta böyle benimle görüşmeye çalıştı. Ben de dedim ki hani ben bu kadar önemli bir adam değilim aslında. Biraz benim için de sıra dışı bir tecrübe olmuştu yani. En son Kuyup'ten de dediler ki tamam biz bu yeşil kart için çözeriz. Sen merak etme dediler. Ben de dedim ki tamam ben o zaman geliyorum. Şöyle onu da kısaca arkadaşlar özetleyelim. Ya şimdi Quip Salesforce'un satın aldığı bir ufak şirket olduğu için bütün yasal işler de aslında Salesforce'a bağlı. Salesforce'un da bir bu konuda bir stratejisi var. İşte Amerika'da olan arkadaşlar bilir. F1'dan sonra H1B'ye başvuruyor, sonra yeşil karta başvuruyor. Oğuz H1B aşamasını atlamak istedi. Yani Salesforce'dan yukarıdan olmaz demişler. Sonrasında bizim şirketin CEO'su bir şekilde Oğuz'a
özel izin alıp bunu hallettirdi. Ama hani yani CEO düzeyinde ancak alabildiler o izni. Oydu konuda. Şimdi okey.